Evet, şimdi sizlerle birlikte baştan sona aranabilir ve öneriler, açıklama ve başlık nasıl yazılır bunları göstereceğim. VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Hepimizin ortak sıkıntısı nedir? Ben bir video çekiyorum. Başlığımı, açıklamamı, küçük resmimi, her şeyimi doğru yaptığımı düşünüyorum. Ama videolarım bulunmuyor. Bunu nasıl aşacağım? Bir türlü aşamıyorum bu sorunu diyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi 3 tane örnek göstereceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında daha da detayına ineceğiz. Mesela bir tane videom var. %10 tutuyor. 2.51 ortalama görüntülenme süresi var. Bakıyorum %33 tutuyor. 3.40. Bir diğer videoma bakıyorum. %26.9, 4.21 tutuyor. Şimdi birazdan bu videoların hangisinin gerçekten YouTube için önemli olduğunu ve sıralamada hem önerilme hem de yukarı sıralara çıkmak için ne kadar etki ettiğini sizlere göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz ki biz YouTube'da aslında iki tane şeyi çok doğru yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Ya aramaya dayalı video üreteceğiz ya da önerilen olacak demiştik. Ancak ikisi birbiriyle bağlantılı demiştik. Ne demek bu? Rakiplerime benzer başlıklar atacağım. Ancak kullanmış olduğum başlıklar aramaya dayalı olacak. Çünkü YouTube Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motorudur arkadaşlar. İnsanlar aslında anahtar kelimeleri yazarak YouTube'da içeriye ulaşırlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şahsi başlık atmıyorsunuz. O zaman hadi size ben bir örnek vereyim. Daha sonra bu işin üstesinden gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi sizlerle birlikte baştan sona aranabilir ve önerilen açıklama ve başlık nasıl yazılır bunları göstereceğim. Şimdi bu örneğimiz ne olsun? Yaş pasta olabilir mesela. Şimdi ben yaş pastayla alakalı diyelim ki bir video atacağım. Önce bakmam gereken bazı şeyler var. Nedir bunlar? Şimdi benim öncelikle video yükledikten sonra arkadaşlar kapak fotoğrafımın gerçekten üzerinde çalışılmış ve dikkat çekici bir özellikte olması gerekiyor. Şimdi baktığın zaman insanların benden önce yüklediği videolara bir bakıyorum. Nasıl kapak fotoğrafları kullanmış. Ancak burada kendine sorman gereken soru tam olarak şu. Ben ne yaparsam bu kapak fotoğraflarından daha fazla dikkat çekerim. Yani öyle bir şey yapalım ki şimdi burada yer alan kapak fotoğraflarına nazaran benim kapak fotoğrafım daha çok dikkat çekici olsun. Mesela şunun gibi ya da işte bunun gibi gördüğünüz gibi. Yani oldukça 4000 abonesi var. 277.000 kere izlenmiş. Neden? Çünkü bir marka ve güzel bir kapak fotoğrafı yapmış. Dikkat çekiyor. Malzemeleri sıralamış burada mesela gibi. Tamam, o zaman önce kapak fotoğrafımı gerçekten üzerine düşerek tasarlıyorum. Bu aşamayı geçiyoruz. Şimdi daha sonra ne yapacağım? Başlık atacağız. Peki başlığımızı neye göre yapacağız? Önce şimdi ben pastamı nerede yapıyorum? Diyelim ki evde mi yapıyorum? Başka bir malzeme mi kullanıyorum? Buna göre tabii ki arama çeşitlendirilebilir. Ben genel diyelim ki çikolata soslu yapacağım. Tamam mı? Ya da çilekli olsun. Bizimki çilekli olsun. Hemen bakalım. Şimdi ben çilekli sizinle birlikte dolduracağız arkadaşlar. Çilekli yaş pasta yapacağım. Hemen önce arama motoruna bakın, harici hiçbir şey kullanmıyorum. Tamamen. Şimdi arama motoruna çilekli yaş pasta yazdım. Enter'a basmadım. Öncelikle Google'un yani YouTube'un bana son 28 günde en çok aranan kelimeleri dizmesini istiyorum ve bakıyorum. Burada ne çıkıyor? Çilekli yaş pasta tarifi en üstte. Yani diyor ki en çok bu aranıyor. Tarifin nefis yemek tarifleri. Başka bir kanal, benim işime yaramaz. Yapımı nasıl yapılır? Süslemeleri, modelleri, kreması, evde nasıl yapılır gibi alakalı sonuçları şuradan görüyorum. Bakın, harici kanal isimlerini es geçtim farkındaysanız. Bu hataya kesinlikle düşmüyorsunuz. Bütün kanallar için geçerli bu. O zaman baktım, dedim ki ben şimdi evde yapacaksam mesela evde nasıl yapılır burada var. Demek ki aranan bir kelimeymiş. O zaman başlığıma şöyle başlayabilirim. Büyük yazacağım daha iyi görün diye. Evde çilekli yaş pasta nasıl yapılır? Soru işaretimi koydum. Araya isterseniz bir çizgi vesaire koyabilirsiniz ki koyarsanız daha belirgin gözükecektir. Şimdi ne oldu? Ben evde çilekli yaş pasta nasıl yapılır diye aslında aramaya dayalı bir etiket yaptım. Daha sonra bakın burayı siliyorum. Evde çilekli bakıyorum. Pasta yapımı bakıyorum. Var mı? Yok. Hemen yaş ekliyorum bu sefer. Evde çilekli yaş pasta yapımı. Tamam. Burada da çıktı. Tamam, devam ediyorum araştırmaya. Kelimelerin yerlerini değiştireceğim sürekli. Aklıma gelen çilekli yaş pastayla alakalı insanların arayabileceği kelimeler bakıyorum. Peki nasıl aranabilir başka? Yaş pasta.
Çilekli. Mesela buradaki gibi. Hemen gelelim. Çilekli. Yani bundan bahsediyorum. Daha iyi görün diye bu şekilde daralttım. Hemen geldim. Şimdi ben ne yapacağım? Evde çilekli yaş pasta nasıl yapılır? Tamam, ben bunu ekledim. Aranabilir bir şey. Ama tıkanıyorum. Farkındasınız değil mi? O yüzden bakın şimdi ne yapacağım. Yazdım tekrar. Tarifi. En çok aranan kelimeydi değil mi? Geldim buraya. Hemen gel. Çilekli yaş pasta tarifi. Bunu da ekledim mi? Ekledim. Peki hala boş yerim var. Aslında ortalama 70 karakterlik bir başlık yazdım. Hala mı eklemek istiyorsunuz? Ekleyebilirsiniz. Burada neye dikkat ediyorum? Kendisini tekrarlamayacak ama insanların arayabileceği kelimeler ve mümkünse yardım alarak çok aranan kelimeler üzerinden gidiyoruz. Öyle değil mi? Tamam. O zaman şimdi ben aranabilir en çok aranan birkaç kelimeyi seçtim. Peki ne yapacağım şimdi? Enter'a basacağım. Enter'a basacağım. İnsanların atmış olduğu böyle videoların başlıklarına bakacağım. Tutan videoların. Şimdi 4 yıl önce diyor benim işime yaramaz. 6 yıl yaramaz. 1 yıl yaramaz. 4 ay önce mükemmel. Ne yazmış? 58 bin izlenmiş. İster doğum günü kutlamalarını ister çayın kahvenin yanına tam ölçülü kremalı çilekli pasta tarifi. 3 hafta önce atmış. 7900 abonesi var. Evde kendi yaptığım kalıpla şahane çilekli kalp pasta yapımı kolay yaş pasta yapımını yakaladım. O zaman gel buraya. Şimdi genel etiket arıyorum çünkü. Benim yaptığım şey ne aslında? Bir pasta değil mi? Kolay bir yaş pasta yapıyorum. Çilek benim özel konu. O yüzden genel etiketimi yazıyorum. Kolay yaş pasta yapımı. Bitti. Şimdi gördüğünüz gibi 90 karakterlik çilekli yaş pasta üzerine aranabilir basit bir anahtar kelime yazdım buraya kadar. Daha sonra ise kolay yaş pasta yapımı diye genel etiketimi de koydum ki hem rakiplerimde olan kelimeler bende olsun, hem önerilsin hem aransın. Peki şimdi açıklama, işte insanların yaptığı en büyük hata burada başlıyor. Eğer başlığını burada olduğu gibi kopyalayıp buraya yapıştıranlardansan hata yapıyorsun. Çünkü zaten başlığında var. Bak şunu düşüneceksin. Benim başlığımda olmayıp insanların bu konuyla alakalı arayabileceği diğer anahtar kelimeler nelerdir? Mesela evde çilekli yaş pasta nasıl yapılır? Tamam, değiştirelim o zaman. Şimdi yaş pasta çilekli tarif. Sallıyorum şu an tabii ki. Niye? Çünkü böyle bir kelime yok aslında. Ama anahtar kelimelerimle çakışıyor değil mi? Yaş pasta, çilek vesaire. Ama başlığımda olduğu gibi bir şey yok böyle. Ama insanlar arayabilir. Geçtim. Tabii bunun için diğer videolardan yardım alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Mesela kremalı değil mi? İşte kolay, evde, tarifi. Ondan sonra geldim. Bunu bir cümle olarak da kullanabilirsin. Benim gibi virgüllü bir şekilde de yazabilirsin. Bu tamamen senin özgür iradene kalmış bir şey. Böyle uzatabilirsin burayı, tamam mı? Şimdi bu kadar yeterli. Minimum bu kadar yazacaksınız. 170 karaktere kadar getirdim. Daha sonra küçük resmini ekliyorsun. Kesinlikle bir oynatma listesini ekliyorsunuz videoyu. Oynatma listeme de ekledim. Çocuklara özel değil zaten. Diğer seçeneklere geldim. Bu sefer ne yapacağım? Alakalı anahtar kelimeleri yazacağım. Sıralama önemli midir? Evet, önemlidir. Etiketleri yazarken önce alakalı, yani özelden genele doğru gideceğiz. Benim özel konum ne? Aslında çilek. Çilekli yaş pasta yapıyorum. Önce çilekten başlayacağım. Daha sonra genele doğru çekeceğim. Peki nasıl? Çilekli yaş pasta yapımı. Gibi bu şekilde doldurabildiğiniz kadar dolduruyorsunuz. Daha sonra son kalan kısma kanal isminizi yazıyorsunuz ve etiket yazmayı bitiriyorsunuz. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı? Burada ne yapmıyoruz? Yaş tek başına kullanılmaz. Pasta, pasta diye yazarsanız alanınız çok büyük olduğu için bulunmanız çok zor olur. Çilek tek başına kullanılmaz. Çünkü ben çilekli yaş pasta yapıyorum. Demek istediğim şeyler bunlar. Ha, küçük etiket olarak şunlar eklenebilir. Yaş pasta. Bu eklenebilir sadece. Niye? Çünkü ben yaş pasta kategorisinde hizmet veriyorum vesaire. Benzer kelimelerden önerilmelerim artacak değil mi? Bunların hepsini yapıyorsunuz. Daha sonra ileri yani bitiş ekranı ve kart kesinlikle ekliyorsunuz. Bunlar abone çekmeniz için önemli metrikler. Önce gizli yükleyip daha sonra herkese açık yapabilirsiniz. Sebebi hashtag eklemek için. Mesela hashtag eklerken bunu da ekleyelim. Şimdi
Geldim, yanına tıklıyorum. Düzenleden açıklamaya tıklıyorum. Başa değil, sona ekle diyorum. Daha sonra hashtag yazıyorum. Hashtagleri genel yazıyorsunuz. O da şu: çilekli yaş pasta. Bu genel bir hashtag, yani etiket. Virgül, birleşik ve küçük bu arada. Boşluk, tekrar. Mesela, bitti. Şimdi, asıl mevzumuza geleceğiz. Peki, ben bir yeni kanalım. Hiçbir şekilde ilk etapta, bunu sürekli üstüne basa basa söylüyoruz. Yeni bir kanalsanız minimum 3 ay boyunca önerilmeniz, gösterim sayılarınız vesaire düşük olacaktır. Bunu aşmanın tek yolu sık sık içerik üretmektir alanınızda. Bu sayede gösterimleriniz ve sıralama almanız hızlanacak. Şimdi gelelim diğer mevzuya. Hani size bir ekran vermiştim, 3 tane. Şimdi yine tekrarlayalım. Bir video var, %9 tutuyor, 2.51 saniye izleyeni tutmuş. Diğer videomuz var, %33 tutuyor, 3.40. Bir diğer videomuz var, %27 tutuyor, 4.21. Şimdi başlık, işte küçük resim, açıklama ve bu bilgilerin ne alakası var? Şu alakası var: hangisi en iyi video diye size sorsam büyük ihtimalle şunu diyecektiniz. Çünkü %32 oranında tutuyor. Ancak bu şekilde bir bilgi yok arkadaşlar. Sayfa yukarıya doğru çekelim. En kötü video, gördüğünüz gibi, düzenli izleyiciler az ilgi gösteriyor diyor. Bu durum izlenmenizi etkiliyor, izlenmiyor diyor. Geçiyoruz, bir diğeri bakıyoruz. Her şey yolunda diyor, bir sıkıntı yok diyor. Ama diğerine geldiğimiz zaman, yani bu %27 olup 4.21 tutana geldiğimiz zaman, bakın bize nasıl bir uyarı veriyor. Diyor ki, izlenme sayısı normalden daha yüksek, 2 kat. Daha fazla sayıda düzenli izleyici video izlemeyi tercih ettiği için diyor, daha uzun süre izliyor diyor. Burası aslında kırılma noktası, daha uzun süre. Bu durum videonun YouTube'daki önerilerde erişiminin artmasına yardımcı oluyor. Bitti. Eğer videonuz yukarı sıralarda ve önerilenlerde olsun istiyorsanız, benim biraz önce nacizane size gösterdiğim gibi, başlık, açıklama ve video etiketlerinizi kesinlikle aramaya dayalı ve rakiplerinize benzer atıyorsunuz. Daha sonra görev sizde bitiyor. Şu anlatış şekliniz, video kaliteniz, konuyu nasıl işlediğiniz, diksiyonunuz, sempatikliğiniz vesaire, ses tonunuz izleyeni, değil mi, videoda tutmaya yarıyor. Ve bunların yanında izleyeni ne kadar çok tutarsan o kadar YouTube'un gözüne değerli oluyorsun ve hem yukarı sıralarda çıkıyorsun, değil mi, hem de önerilen sayın artmaya başlıyor. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Meselenin gerçekten gerçek tarafını, yani bilinmesi gereken tarafını anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.